Ben böyle düşündüm ki karşımda durmadan kırmızı yakaları olan birileri durmadan bana sordular. Sanki bir bir saydılar aklımdan ne geçirdiğimi. Doğrusu pek anlamadım. Anlamadım da dedim ki onlara ben de boşuna yargılıyorsunuz beni. Öyle ya çünkü siz olmasanız da ya da sussanız ben var ya Kendimi yargılarım. Öyle değil mi? Diyor Edip Cansever Çağrılmayan Yakup adlı eserinde. <laughs> değil mi? Kendimizi aslında yargılarız. O kırmızı yakalılar olmasa. Ama e, bizi e, ben ve öteki üzerinden farklı bir sahne kurup e, bizi de Onları da, onu da yargılama ihtiyacı var. Bugün enteresan bir haber okudum. Ee, diyor ki, Bursa Borosu Başkanlığı avukatlık meslek sorunlarını görünür kılmak, CMK ve yetersiz buldukları avukatlık ücret tarifesine yönelik tepkilerini ortaya koymak, bakanlıkla görüşme yapan müzakerecilere destek olmak için Uluyol Adliyesi bahçesinde, Ulu Yol Adliyesi bahçesinde açık, basın açıklaması ve oturma eylemi düzenledi. Bursa Barosu Başkanlığı Baro Başkanı ile ve yanındaki birçok cübbel cübbeli avukatla e, adliye bahçesinde adaletin mabedinin o bahçesinde oturma eylemi düzenlemiş. İşte demişler hukuk Fakültesi çok açıldı. İşte avukatlar geçinemiyor. CMK'dan KDV'yi kaldıralım. İşte yüzde bilmem kaçı avukatların asker ücretinin altında şey yapıyor falan filan. <laughs> Tarih kaç? Ağustos 2022. <laughs> yani çok komik, enteresan bir haber. Adliye bahçesinde işte zam dilenen, işte savunma yargının eşit kurucu unsurudur, <laughs> hakkaniyetsiz ücret sömürüdür falan gibi garip retorikler atan bir kurumsallaşmış. E, dava vekilliği ve avukatlık teşkilatı, değil mi? Enteresan. Çok geç kaldılar. Çok geç kaldınız. Türkiye artık tam bir girdap içerisinde. O hukuk fakülteleri, o avukat sayıları, o hakim savcılar, o insanlar, o atlar, o böcekler artık <laughs> geri dönüşü olmayan bir e, yola girdi. O yüzden ne yapmak lazım? E, Turgut Uyar'ın "Dünyanın En Güzel Arabistanı" adlı eserinden şiirler okumak lazım. Kapıyı açtım, mutsuz değilim, geldim. Yorgun olmalıydım, dövüşmüş olmalıydım. Öyle değilim ama bırak öyle belliyeyim. Önce Oran'ı gördüm, önce Orandan öpeceğim. Önce Orandan, başka yerden değil. Yolda beygirler için balya balya ot taşıyan kamyonlar gördüm. Baksana renkli renkli camlar getirdim. Baksana akşam gazeteleri getirdim. Yedi katlı evlerin, balkonların çenliğini getirdim. O haylaz kalabalığın vara gele yaşamasını al sana ışıkların yakıldığı vakti getirdim. Yaşamanın bu türlüsünü en güzel belledik çıplak to topuklarımız üşümüş ya aldırmayın. Bir ayna verin saçlarımıza bakalım. Çocuklarımızı kurdelerle süsleyelim. Pembe yanaklarını kokulu sabunlarla ovalım. Oramı öp, oramı biraz daha sevmeliyim artık. Gel birlikte aradığımız şeyleri bulalım diyor. Turgut Uyar dünyanın en güzel Arabistan adlı bu dehşet eserinde. Ee, şu bir şu bir gerçek. Şu bir gerçek. Bir avukat ya şiir okumalı ya hem şiir okuyup avukatlık yapmalı ya da işte mesleğe cübbeyi bırakıp çiğ köfte dükkanı işte ayakkabı sektörüne falan girmeli yani. Bugün gerçekten Türkiye'de doktor, diş hekimi, işte profesör, akademisyen, vaiz, imam, müezzin ne bileyim aklınıza ne, gele ne kadar gelebilecek kadro varsa, devletin hani kurumsallaşmış siyasi iktidarın bir şekilde kenarına, köşesine girmiş adam varsa bu adamların yani yüzde sekseninin, doksanının istifa edip o sıfatları bırakıp gerçekten emekle bir şeyler yapması lazım. Atıyorum çiçekçilik yapabilirler, çiköftecilik, çiköfteci olabilirler. Ne bileyim terzi olabilirler ama o yaptıkları işi yapmamaları lazım. Yani bu her meslek için geçerli çünkü soyu çıktı. Öğretmen, işte avukat, hakim, savcı. Yani berbat bir ülke. Görüyorsunuz işte. Cübbeyle adliye bahçesinde CMK'ya zam, bilmem neye zam diye. O kadar önemli sorunlar var ki. Yani hangi birinden dem vuralım? TCK 68 var. Ceza zaman aşımı. Uygulanıyor mu? Uygulanmıyor. <laughs> Yine mesela bakıyorsunuz bilinçli taksirle işte alkollü, ehliyetsiz vesaire ölüme sebebiyet veren trafik ejderhaları, trafik canavarları, o ruh hastaları, o karaktersizler hak ettikleri cezayı alıyor mu? Almıyor. Cezasızlık. Öbür taraftan bakıyorsun Türkiye güya temsili demokrasi o bile yok. Muhalefetiyle iktidarıyla bir devlet, bir modern devlet ...gerçekten ruhuna, bilincine, hukuk devletine, bilmem nesine sahip mi? Değil. Akıyor gidiyor yani. Mevcut akışkan Orta Doğu dinamikleriyle <laughs> ne yapabilirsiniz? Yani böyle bir Orta Doğu'da ne yapabilirsiniz? Ne yapacaksınız? Raks edeceksiniz. Raks. Kanunla, şiirle, edebiyatla, işte vekalet ücretiyle, para makbuzuyla bunlarla raks edeceksiniz. Olduğu kadar. Değil mi? Sabır önemli yani. Sabır şu ve deyip geçeceksiniz yani. Az sabret, yoluna bak. Değil mi? Yapacak bir şey var mı? Yok. Hepiniz e, kurumsallaşmış dava vekilliği olan e, avukatlıkla, hakiki anlamıyla avukatlıkla, adaletle, e, ilimle, e, bilimle ve hikmetle kalın diyorum. Selamlar.